Hakkı seven aşıkların eğlencesi tevhid olur. Çok büyük bir şeydir zikir. Bu yüzden zorlanma dönemini herkesin geçtiği ama herkesin atlattığı bir safhadır. O zikirde, virde, aksatma, engellenme, uykusu gelir, hasta hisseder, isteksizlik olur, efendim, zevksizlik olur filan. Bunların hiçbirisi virdi terk etmenin gerekçesi olamaz. Bu imtihandır. Nefsin sana karşı direniyor, sen de nefsine karşı direneceksin. Direnmezsen olmaz, ona karşı koymazsan olmaz. Onun emrine girersen olmaz. O zaman o öbür safhaya hiçbir zaman ulaşamazsın. Zikrin ilk aşaması zorlanmadır. İkinci safhası alışmadır. Alışma safhası çok mübarek bir safhadır. Çok hoştur, çok güzeldir. Artık öyle olur ki Allah'ın zikri kalbin yavaş yavaş bir sıfatı haline gelmeye başlar. Nasıl şimdi virdini çeken kişi virdi çektiği gün kendini uykusuz kalmış, yorgun, sanki çok büyük iş yapmış filan zannediyor ya. Alışma safhasına geçen kişi virdini çekmediği zaman kendini yorgun, hasta, bitkin, halsiz, böyle nasipsiz hissetmeye başlar. Ve yavaş yavaş artık Allah'ı zikretmesi gerektiğini öğrenir. Allah'ın zikrinin ona farz olduğunu bilir. Allah'ın zikri farzdır. Kur'an'da en çok bize emredilen şey zikirdir. Allah'ı anın. Allah'la beraber olun. Allah'la bağınızı koparmayınız. Allah'a giden yoldan sakın ayrılmayız, yüzünüzü çevirmeyiniz. Zikir budur. Zikir çok büyük bir manadır. Zikir hem kalbine getirmektir, hem de kalbinde korumaktır, muhafaza etmektir. Gafleti başka türlü kovamazsın yani. Gafletin kalpten uzaklaştırmış olması gerekiyor. Zikretmek odur. Zikir etmek Allah'ın rahmet kapısının önüne çulunuzu sermektir tabiri caizse. Elinizi açmaktır. Avuçlarınızı açmaktır. Yani zikir budur. Zikir Allah'ın yakınlığını istemektir. Zikir Allah'ın sevgisini talep etmek demektir. Eğer bir insan bu iki aşamayı geçerse, ikincisinde artık zorlanma yoktur, alışma vardır. Ama orada da bu sefer yükselme isteğinin her an kalbinde olması gerekir. Yani gittikçe Allah'ın zikrini arttırması gerekir. Arttırma talebinde bulunması gerekir. Böyle bir isteğin olması gerekir ki Cenab-ı Allah'ı zikirle geçirdiği vakti gittikçe artsın ve uzasın. Bu iki safhayı geçirdiği zaman bu sefer de zikre karşı bağımlılık oluşur. Bağımlılık şudur. Tasavvuf kitaplarındaki manası şudur. Zikir kalbin bir keyfiyeti haline gelir. Nasıl kalbin bir çalışması varsa, kalbin üzülmek gibi, sevinmek gibi, heyecanlanmak gibi bir kısım duyguları varsa, zikretmek, Allah'ı zikretmek artık kalbin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Zikir kalbin bir sıfatı haline geliyor. Bu Allah'tan kula olan zikirdir. Bu artık Allah'ın ikramıdır. Yani kul gayret gösterecek, cehd edecek, çaba gösterecek, uğraşacak. Sonra da Allah'tan gelen bir ikram ve hediye vardır. O da zikri sultanidir. Artık zikir sizin kalbinizden bütün varlığınıza ve bedeninize yayılacak. Aşk oduna yanıkların eğlencesi tevhid olur.